Hünkârımız kendi zırhını mı yolladılar size? Muaş'ta darbe alan zırhı. Manası nedir? Ölümle arasındaki mesafeyi unutmamak için muhafaza ediyordu. Hmm. Şimdi aynı şeyi benden istiyorum. Elbette bir asker olarak ölümün hatırlatılmasından gocunmam ben. Fakat bir dost olarak. Bağışlayayım paşam, fakat o kadar da kötü bir şey değil bu. Öyle mi? Neden zırh giyeriz paşam? Nasıl bir sual bu şimdi? Ben söyleyeyim paşam. Ölümden korunmak için. Öyle düşününce hünkârımız sizi kendi zırhıyla korumak niyetinde. Fakat kararı size bırakmış. Zırhı giyip giymemek sizin elinizde. Ne vakittir dostlarımızdan korunmak için zırh giyer olduk biz batrakçı? Paşa Hazretleri hoş geldiniz. Paşam, bu beyler... Peş şeffasını geçelim Mustafa Paşa. Burada birbirini tanımayan var mı? Güzel. Malumunuz üzere Tahmas ve onunla birlikte hareket eden herkese karşı harp ilan ettik. Burada huzurumda bulunan beylerin Sultan Süleyman Hanımıza olan bağlılığından hiçbir şüphem yok. Devletimize olan yüksek hizmetleriniz her türlü tebrik ve takdire şayandır. İnanıyorum ki ve öyle de umuyorum ki hizmetlerinizden Doğu seferimizde de faydalanacağız. Bundan şeref duyarız Paşa Hazretleri. Lakin yaşadığımız sıkıntılardan dolayı size malumat vermek isterim. Elbette. Zaten bu sebeple çağırdım sizi Ahmet Bey. Herkes eteğindeki taşları döksün bir bakalım. Kimin? Beylerimize eşit miktarda dağıtılmak üzere 20 kere 100.000 altın tahsis edilsin. İlaveten beylerimizin hususi olarak belirttikleri her ihtiyacın karşılanmasını sağlayın. Emredersiniz paşa. Paşa Hazretleri, müsaadenizle bir hususu dile getirmek isterim. Daha evvel de bizlere birçok sözler verildi. Üstelik bizzat hünkârımız tarafından. Ancak sıkıntılarımız giderilmedi. Bu yüzden birçok bey Şah Tahmasp'a sığındı. Zira Şah Tahmasp verdiği tüm sözleri yerine getirdi. Onları ihya etti. Evvela bir yanlışı düzeltelim. Hiçbir Osmanlı beyi Tahmasp denen o adama şah unvanıyla hitap edemez. Ben bunu bir dil sürçmesi olarak kabul ederim. Ve hatta bağışlarım da. Fakat bağışlamayacağım bir şey varsa, o da... Hiçbir Osmanlı beyi hünkârımızla Tahmasp'ı mukayese edemez. Gökyüzünde nasıl bir tek güneş varsa, yeryüzünde de bir tek imparator vardır. O da Sultan Süleyman Han'dır. Başka bir söyleyeceği olan var mı?